Lisansüstü eğitim sırasında adaylarımız neler yapıyor? Yani nasıl dersler alıyoruz lisansüstü eğitiminde? Farklı disiplinlerden dersler alma şansımız var mı? Nasıl projeler hazırlıyoruz? Şöyle, eğer tezsiz yüksek lisans yapıyorsanız birazcık daha mimari tasarım, teknoloji kullanımı falan gibi dersler üzerine gidiyorsunuz. Ve eğitiminizin sonunda da bir proje geliştirip o projenin raporuyla birlikte sunuyorsunuz. Bu tezsiz yüksek lisans için. Tezli yüksek lisans eğitiminde ana bilim dalında verim şu an dersler var bir takım. Ve burada mimarlıktan olduğu gibi iç mimarlıktan da ders alındığında yine bizim ana bilim dalımızın dersleri içerisinden sayılıyor. Ama onun haricinde dediğim gibi eğer kodlama üzerine ya yani kodlama ve mimarlık üzerine bir yüksek lisans yapmak isterseniz gidip yazılım bölümünden ders alabiliyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntı olmuyor. Ya da işte başka bir alanda ne bileyim işte psikoloji ve mimarlıkta işte psikolojinin etkileri falan gibi bir tez yapmak istiyorsanız yine psikoloji bölümünden gidip ders alma imkanlarınız olabiliyor ya da başka departmanlardan dersler alabiliyorsunuz. Burada önemli olan şey yüksek lisans eğitimi tam olarak lisans eğitimi gibi değil. Sınıf düzenleri, işte derslerde beklenenler biraz daha farklı oluyor. Lisans eğitiminde genellikle proje üzerinde çok fazla gidildiği için hani öğrenciler kendi kriterlerini kendileri belirleyebiliyorlar. Ancak lisansüstü eğitiminde yüksek lisansa geldiğiniz zaman bol bol yazmanız gerekiyor. Bol bol okumanız gerekiyor. O yüzden ilginizi çeken alanlarda bir tez yapmayı ya da o alanlarda dersler almak çok önemli hale geliyor. Ki bizim bölümümüzde de yüksek lisans eğitimindeki derslere baktığımız zaman zaten birçok insanın isteğine ve çalışma alanına yönelik derslerimiz var. Hocalarımız haftalık olarak okumalar veriyorlar genellikle ve bu okumaları yapıp üzerine yorumlamalar ya da çeşitli sorulara cevap vermeleri gibi şeyler beklenebiliyor öğrencilerimizden. Bu noktada İngilizce çok önemli. Yani İngilizce bir şekilde okuduğunu anlayıp İngilizce bir şekilde bir şeyleri yazabiliyor olma becerisi artık lisansüstü eğitimde çok fazla değer kazanmaya başlıyor. Literatür taraması yoğun olduğu için. Tabii tabii. Hem literatür taraması çok fazla, hem okumaların bazıları bayağı ağır olabiliyor. Özellikle çok eski tarihlerde yazılmış okumalar verildiyse. Hem de bunları artık iyice anlayıp, süzgeçten geçirip yorumlamanız bekleniyor. Dolayısıyla yazma hızınız ya da işte yazdığınız şeyin ne kadar doğru olduğu, gramer anlamında yine ne kadar doğru olduğu çok fazla önem kazanıyor. Ve bunu her hafta yapıyorsunuz genellikle. Yani Yaşar Üniversitesi'ndeki güzel olaylardan bir tanesi de dönem ödevleri ya da final ödevleri genellikle standart teslimat şekil olmasından ziyade birazcık daha işte araştırma projesi yazılması üzerine, işte tezinizi destekler nitelikte ya da işte sektöre yönelik bir çalışma yapacağınız bir şekilde uygulama ürünü olacak biçimde çıktılar bekliyoruz öğrencilerden. Yani ben şu an bir tane doktora ders alıyorum. Biz de öyle. Ama diğer derslerde de bu şekilde şeyler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bol bol okuma, bol bol ödev oluyor genellikle. Sınıf düzenlerinde de yani derslerde genelde daha az kişi oluyor. Lisans eğitimiyle karşılaştırdığımız zaman. Yani maksimum 10 kişilik falan sınıflar oluyor. Ve sınıfta asla işte hoca karşısında öğrenciler oturup hoca anlatsın, öğrenci dinlesin gibi bir ortam olmuyor. Yani yüksek lisanslara, doktorada da lisansüstü eğitimin en önemli noktalarından birisi tartışmak ve tartışarak öğrenmek. Dolayısıyla sınıfta tamamen bir tartışma ortamı oluyor. Genellikle hoca hatta öğrencilerden daha az konuşuyor ve öğrencilerin bir şeyleri tartışarak kendi aralarında çözmelerini bekliyor. O sırada öğrenciler birazcık yol gösterici şekilde oluyor. Genellikle toplantı masası çevresinde ya da işte yuvarlak yapılmış bir sınıf düzeninde insanlarla aktif olarak konuşup brainstorming yaparak geçen bir lisansüstü eğitim süreci bekliyor yani öğrencilerimizi.